Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye leula en hadanallah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bakara suresi 120. ayetteydik. Estaizu billah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yani açıklamalı mealde onu okuduk. En son yanılmıyorsam Yaşar Nuri Hoca'nın mealindeydik. Sen onların öz milletlerine uymadıkça demiş. Dikkatimizi çeken Yaşar Hoca'nın milletahum ifadesine öz millet anlamını vermesi. Sen onların öz milletlerine uymadıkça. Buradan ne anlaşılıyor bilmiyorum. Öz milletlerine uymadıkça. Halbuki geçen derste milletahum ifadesine baktık Kur'an-ı Kerim'de. Ve gördük ki çoğunlukla Cenab-ı Hak bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ilişkin olarak kullanıyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tuttuğu yol, onun tevhid anlayışı, şirkten uzak olan inancını temsil eden bir ifade bu. Yani inanç sistemini anlatan bir şey bu. Milletahum. Ancak Yaşar Hoca buna öz milletlerine uymadıkça demiş. Bu bir bakıma sanki o ulusa veya onların uluslarına takip etmek, onların ulusların peşinden gitmek gibi anlaşılabilir. Zira millet kavramı Türkçemizde mana kaymasına uğramış ve artık bir topluluğu anlatıyor. Bir bakıma ulusal bir anlam içine almış. Dolayısıyla böyle ifade etmesini esasen yadırgadım. Sen onların öz milletlerine uymadıkça, Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar. Genişletmiş hoca burayı. Halbuki ayette velen tarda var. Biliyoruz ki Arapçada len ile kullanılan muzari fiil gelecek zamanı olumsuz kılar. Yani asla hoşnut olmayacaklar şeklinde gelecek zamanı içine alan bir nefi daha doğru olurdu. Ancak genişletmiş bunu. Geniş zamanlı kurmuş. Asla hoşnut olmazlar. Aynı şey Yaşar Süleyman Ateş Hoca da varmış. Razı olmazlar. Nasuhi Hoca hoşnut olmazlar. Elmalı Hoca hoşnut da olmazlar demiş. Diyanet meali bir tek o razı olmayacaklardır diye gelecek zamanını kurmuş. De ki, kul, de ki Allah'ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. Kul, inne hudallahi huvel huda. Şu ana kadar olan meallerde bu ayetin bu kısmının Arapçasıyla örtüşmediğini görmüştük. Ayette zira ne diyor? İnne hudallahi kul de ki inne hudallahi muhakkak ki Allah'ın hidayeti huvel huda odur mutlak hidayet. Ancak meallerde hep bu tersiyle söylenmişti. Şimdi görüyoruz ki Yaşar Hoca bunu doğrusuyla yani aynı sırada söylemiş. Allah'ın kılavuzluğu şudur diye özneyi ayetteki gibi seçmiş. Allah'ın kılavuzluğu, kılavuzluk ifadesi el hudaya karşılık. Yalnız şunu nereden getirmiş? Erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. Erdirici kılavuzluk. Keşke bunu paranteze alsaydı. Erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. Diyor. İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına ehva ifadesini ki Kur'an'da çok sık kullanılıyor. Boş ve iğreti arzular olarak tanımlamış. Boş ve iğreti arzularına uyarsan Allah katında ne bir velin olur
ne de bir yardımcın diye bağlamış ayeti. Ali Bulaç aynı ayete sen onların dinlerine uymadıkça, bu kez Ali Bulaç millet ifadesine din manasını verdiğini görüyoruz. Bu ayetteki diğer ayetlerdeki kullanımlarına daha yakın, daha çok örtüşüyor. Ancak geçen derste gördük ki Cenab-ı Hak aynı ayetin içinde hem din kelimesini, ismini, hem de millet ismini, kelimesini ayrı ayrı kullanıyor, hem de aynı ayetin içerisinde. Ve o zaman demiştik ki millet ile din arasında belli bir nüans farkı olmalı. Fakat Türkçemiz bu açıdan o denli zengin olmadığı için çoğunlukla meallerde hep millete karşılık din anlamı verilmiş. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir demiş. Gelecek zamanını kurmuş. İkinci Diyanet mealinde olduğu gibi veya ayette de olduğu gibi. De ki şüphesiz doğru yol, hidayet için bunu kullanmış, Allah'ın yoludur. Bakın ters. Halbuki ayette özne Allah'ın yolu. Yüklem ise buradaki özneye karşılık geliyor. Yani şüphesiz Allah'ın yolu doğru yoldur diye kursaydı ayettekiyle daha örtüşür olurdu, aynı sırada olurdu. Yükleme almış ayetteki özneyi. Şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur diyor. Eğer sana gelen bunca ilimden, buncayı daha önce konuştuk, ilimden sonra onların hevalarına, parantez içerisinde heva için arzu ve tutku demiş. Bu heva kelimesinin ilk geçtiği yerde yine Kur'an'daki bütün hevaları taramıştık ve orada bir anlam vermiştik. Birazdan meal dersinde, meal sayfasında bakarız ona. Parantez içerisinde arzu ve tutku diye açmış, aynen kullanmış ayettekini. Hevalarına uyacak olursan senin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı diye ayetin sonu bir tehditle bitiyor. Suat Yıldırım Hoca aynı ayetin mealinde ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların dinlerine, millet kavramı yerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar demiş, geniş zamanlı getirmiş yüklemi. Sen de ki, ayrıca ayette sen açıkça geçmiyor, de ki zaten var içinde onun. Allah'ın hidayet yolu, özneyi doğru seçmiş. Allah'ın hidayet yolu, yani Allah'ın hidayeti, bir de ekleme yapmış olan İslam, keşke parantezi alsaydı, doğru yolun ta kendisidir. Ayette burada ayrıca doğru falan geçmiyor. Hidayettir diyor. Sanki mutlak manada hidayet sadece budur gibi. Ayette bu böyle gözüküyor. Başında el takısı var. Şurada gördüğünüz gibi. El-Huda yani yegane ve tek hidayet. Şu halde mana de ki Allah'ın hidayeti yegane hidayettir. Yani ondan ayrı bir hidayet yoktur diye bunun marife gelmesi böyle değerlendirilmeli. Hoca bunun marife gelmesini Suat Hoca böyle almış, doğru yolun ta kendisidir diye. Sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine, hevesi de eklemiş, ayette ehva ahum var sadece, uyacak olursan Allah'a karşı min harfi cerrini, edatını ilk defa Suat Hoca karşı manasında kullandı. Bakınız yukarıda min Allah'tan, ondan önce yine Allah katından, min Allahi, yine Allah'tan, Allah tarafından, min, Allah'tan yine min, Allah'tan sana bir dost. Hepsi öyleyken Suat Hoca aynı min, aynı edata bu kez karşı manasını vermiş. Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın diye mine bu manayı vermiş. Buna min ne kadar müsait pek bir şey diyemeyeceğim. Mâ leke min Allahi min veliyyin ve lâ nasîr. Sanki ila manası gibi vermiş. Meleke ilallahi, meleke alallahi veyahut böyle bir mana vermiş Suat Hoca. Muhtemelen bir yere dayanıyordur. Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın. Tabi anlam ne yapıyor? Değişiyor. Edip Yüksel mealinde dinlerine girmedikçe, ayette girmek falan gözükmez. Uymak var, ittiba var. Onu girmek olarak tevil etmiş. Millete de din manasını vermiş. Dinlerine girmedikçe ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden hoşnut olmazlar. Yine geniş zamanlı olarak yüklemi bağlamış. De ki, kul, doğru yol demiş ve kalanı burada gözükmüyor.
Ancak özneyi yanlış seçtiği belli. Çünkü doğru yolu önce almış. Halbuki ayette Allah'ın hidayeti, Allah'ın doğru yolu özne durumundaydı. Devamı nasıl gelir bilmiyorum. Baltacıoğlu mealinde sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar seni beğenmeyeceklerdir diyor bu kez Baltacıoğlu Hoca. Ayette razı olmayacaklar ifadesi var. Onu beğenmeyeceklerdir şeklinde tefsir etmiş. Onlara de ki, ayette onlara ayrıca geçmez, sadece de ki var. Bakın, bu da ayette açıkça gözükmüyor. Yalnız bir doğru yol vardır, o da Allah'ın bildirdiği doğru yoldur şeklinde tamamen tefsire kaçmış. Eğer sen sana bilgi eriştikten sonra, bilgi, ilme bilgi demiş, eriştikten sonra ayette ca'a var. Açıkça gelmek ifadesi geldikten sonra yine de onların dürtülerine ehva için hoca dürtüler demiş. Dürtülerine ehva ahum. Onların dürtülerine uyacak olursan Allah'a karşı ne koruyucun bulunur? Yine Suat Hoca'da olduğu gibi Baltacıoğlu Hoca'da karşı manasını vermiş min için. Allah'a karşı ne koruyucu bulunur? Ne de bir yardımcın koruyucun bulunur? Ne de bir yardımcın diye meali tamamlamış. Meallerin İngilizcelerine bakalım. Estaizu billah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yusuf Ali mealinde never will the Jews or the Christians be satisfied. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar be satisfied, tatmin olmayacaklar, razı olmayacaklar yerine with thee, senden. Unless thou follow their form of religion, ta ki sizler onların din biçimlerine, form of religion, millet için böyle demiş, din biçimi, form of religion, millet. Say, de ki the guidance of Allah, Allah'ın hidayeti, bakınız özlemi, özneyi doğru yere almış. The guidance of Allah, Allah'ın hidayeti, that is the only guidance, sadece yegane hidayettir. Evet, bence bu ifadenin mealini güzel yapmış. De ki Allah'ın hidayeti yegane hidayettir. The guidance of Allah, that is the only guidance. Wert thou to follow their desires, şayet sizler onların arzularına, ehva için desires demiş, after the knowledge which has reached thee, bilgi demiş ilim için, bilgi size ulaştıktan, sana ulaştıktan sonra onların arzularına uyacak olursan, then wouldst thou find neither protector nor helper against Allah, o takdirde sen Allah'a karşı ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulursun demiş. Yusuf Ali de o ayette geçen min harfi cerri için against, karşı manasını vermiş. Şakir mealinde and the Jews and var demek ki girişte. Evet, burada bir vav var. Türkçe meallerin hiçbirinde göremedik onu. Şimdi burada görünce dikkatimizi çekti. And the Jews will not be pleased with you. Ve Yahudiler sizden memnun olmayacaklar. Razı olmayı bu kez memnun olmak, ki örtüşür. Nor the Christians, ne de Hristiyanlar. Until you follow their religion, ta ki sizler onların dinlerini takip edesiniz, izleyesiniz. Millet için religion manası verilmiş, din manası verilmiş. Say, de ki surely Allah's guidance, de ki Allah'ın hidayeti özne doğru seçilmiş. That is the true guidance, doğru hidayettir. True'yu görmezsek aynen ayette olduğu gibi surely Allah's guidance, that is the guidance. De ki Allah'ın hidayeti hidayettir. Tıpkı ayetteki el takısı gibi İngilizce'de de the var. Onunla birlikte kullanılmış.
Böyle olunca da belirli oluyor ve teke düşüyor. Allah'ın hidayeti yegane hidayettir. And if you follow their desires, sizler onların arzularına uyacak olursanız, after the knowledge that has come to you, bilgi size eriştikten, bilgi size geldikten sonra, you shall have no guardian from Allah. Allah'tan bir koruyucu bulamazsınız, nor any helper, ne de bir yardımcı. Şakir, min için Arapçasında olduğu gibi from manası vermiş. Minallahi, Allah'tan bir yardımcı. Yani Allah tarafından herhangi bir yardımcı bulamazsınız, ne de bir koruyucu. Pikpel aynı ayet için, and the Jews will not be pleased with thee. Hristiyanlar, affedersiniz, Yahudiler sizden memnun olmayacaklar. Girişteki end'i görüyoruz bu ve'yi. Nor will the Christians, ne de Hristiyanlar. Till, ta ki thou follow their creed. Ta ki sizler onların creed, mezheplerine. Ta ki onların mezheplerine sizler uyuncaya kadar. Yani gidişe gittikleri yola, tuttukları yola mezhep. Millet için piktal bence uygun bir kelime seçmiş. En azından din dememiş. Ayrı bir şey olması gerektiğini öngörmüş. Onların tuttukları yola, onların anlayışına siz uymadıkça ne Hristiyanlar ne de Yahudiler sizden razı olur diyor. Say, de ki, lo, the guidance of Allah. De ki, Allah'ın hidayeti yine özne doğru seçilmiş. Is guidance. Burayı da büyük yapmışlar. Allah'ın hidayeti hidayettir. Parantez içerisinde himself is the guidance. Kendisi zaten hidayetin ta kendisidir demiş. And if thou shouldst follow their desires after the knowledge with which has come unto thee, ve şayet sizler onların arzularına uyacak olursanız, bilgi size geldikten sonra, then o takdirde wouldst thou have from Allah, Allah'tan no protecting guardian nor helper, Allah'tan koruyan muhafaza eden herhangi bir koruyucu ne de yardımcı bulursunuz demiş ayetin sonunda. Ve son olarak Muhlis Han mealinde, never will the Jews or the Christians be pleased with you. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sizinle, sizden mutlu olmayacak, memnun olmayacaklardır demiş. Yudan sonra hemen, O Muhammed, peace be upon him, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden diye ayette geçen K harfi cerini özelde Hazreti Peygamber'e öngörmüş ki öyledir genelde ümmetine. Till, ta ki you follow their religion, ta ki sizler onların dinlerine uyasınız, millet için din demiş. Say, de ki, verily, kuşkusuz, inne için ilk defa İngilizce meallerde bir karşılık gördük, bundan öncekilerde yoktu galiba. Ha, burada surely var, orada da Yusuf Ali'de yok bir şey. Verily, kuşkusuz, the guidance of Allah yine özne doğru seçilmiş. Parantez içerisinde bunu açmış. Islamic monotheism, İslami tek tanrı inancı, tevhid inancı kastediliyor demek istiyor Allah'ın hidayetinden. That is the guidance. Odur hidayet, odur yol diye güzel meal etmiş. Parantez içerisinde only demiş, yegane yol. And if you, şayet siz, O Muhammed peace be upon him, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, were to follow their desires, şayet onların arzularına uyacak olursanız demiş, parantez içerisinde yine onların Yahudiler ve Hristiyanlar olduğunu ayrıca yinelemiş. After what you have received of knowledge, size ulaşan bilgiden sonra bunu yapacak olursanız, knowledge'i de yani bilgiyi de yine parantez içerisinde ayrıca açmış, the Quran diyor. Yani Kur'an size eriştikten sonra onların tuttukları yola uyacak olursanız, then o takdirde you would have against Allah neither any wali, Allah'a karşı siz herhangi bir vali bulamazsınız. Yani parantez içerisinde onu protector or guardian, koruyucu yahut muhafaza eden, nor any helper herhangi bir yardımcı bulamazsınız demiş. Muhlis Han da o ayette geçen min edatını against, karşı manasında almış. Demek ki bunun bir aslı var. Meal dosyamıza geçelim.
Bakara suresi 120. ayet. Estaizu billah ve len terda ankel yehudu ve len nasara. Şimdi önceki ayetle bağlarsak, bakınız önceki ayette ne diyor? Kuşkusuz biz seni hak ile bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hem sen cehennem halkından hesaba çekilmezsin diyor. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi tercih edecek olan, inatlaşacak ve böylece hakkı inkarda ısrarcı olacak olan zümreden ötürü bir sorumluluğunun olmadığını bildiriyor. Ve sonra da diyor ki, hem ayrıca senden ne Yahudiler ne de Hristiyanlar razı olmayacak zaten. Yani sen onları hoşnut etmek için de herhangi bir çabanın içerisine affedersiniz, böyle şartlanma, illa benden razı olacaklar diye. Onlar kesinlikle senden razı olmayacaklar. Bunu bil, razı olmamalarını ayrıca dert etme diye bir bakıma önceki ayetin sonunda gelen rahatlatmayı devam ettiriyor, sürdürüyor. Yani Allah elçisine Hristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmayacak diye bildirirse, bu elçi de bir bakıma teselli oluşturur. Bunu çok fazla dert etmez. Zira bilir ki onlar kendi milletlerine uymadıkça zaten razı olmayacaklardır. Yani üstteki ayette peygamberden yükü hafifleten ifadelere bir bakıma devam ediyor. Dolayısıyla oradaki vava ayrıca desek, tartışırız birazdan, ayrıca ne veya hem diyebiliriz ama bir önceki ayette hem'i kullanmışım. Ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı, senden, len içinde asla var, senden asla razı olmayacaklardır. Ta ki sen onların geldik millet ifadesine, ta ki sen onların milletine desek, hemen zihinlerde var olan millet ifadesi kendi anlamını önceler. Bundan kaçınmak için ta ki sen onların gidişatına desek olmaz. Anlayışına desek, ta ki sen onların inancına diyelim, ta ki sen onların inancına tabi oluncaya tek. Bu sondaki şartı ayetteki gibi getirdik ama yukarıya da alabiliriz. Ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların inancına tabi oluncaya dek, ya da olmadıkça senden razı olmayacaklardır da diyebiliriz. İçeri de alabiliriz. Ayetteki gibi böyle dışarıda da bırakabiliriz. Ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklardır. Ya sadece virgül, ta ki sen onların inancına tabi oluncaya dek. Buraya da ünlem koyabiliriz veya nokta koyalım. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ De ki اِنَّ هُدَى اللّٰهِ kuşkusuz Allah'ın hidayeti, özneyi ayetteki gibi aldık, kuşkusuz Allah'ın hidayeti, قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى O'dur hidayet. De ki, kuşkusuz Allah'ın hidayeti O'dur hidayet. Yani Arapçasını okuduğunuzda böyle geliyor zihne. Türkçesi ne kadar yalın oluyor, ne kadar şey oluyor bilemem ama Arapçasını okuduğumuzda böyle görüyoruz. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki, kuşkusuz Allah'ın hidayeti O'dur hidayet. Şuraya bunun marife olması, buradaki el takısı dolayısıyla
odur yegane hidayet falan diyebiliriz. Şayet eğer anlaşılmıyorsa. De ki, kuşkusuz Allah'ın hidayeti odur yegane hidayet. Yani onların bizi kendi hidayetlerine, kendi yollarına çağırmalarına bir bakıma cevap veriyoruz. Bundan ayrı Allah'ın bize gönderdiği hidayetten, bizi çağırdığı yoldan ayrıca bir yol tanımadığımızı bize söyletiyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bunu ayrıca buraya yazdık ama yegane diye. Kaldırdığımızda da ben sanki aynı manayı görüyorum. Kuşkusuz Allah'ın hidayeti odur hidayet derken biz zaten hidayeti teke indirmiş durumdayız gibi geliyor bana. Eğer bunu tek öngörmüyorsak böyle kuramayız zaten cümle. İşte yegane deyince ilave bir kelime koymuş oluyoruz. Yani sanki şurada قُلْ اِنَّ هُدَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى الْوَح۪يدِ demiş gibi oluyoruz. Yani yegane diye Arapçada ayrı bir kelime var. Ama yok orada marife olması. Biz de zaten bunu büyük harfle yazdık ki tek olduğu anlaşılsın. Yani biz Yahudi ve Hristiyanlara diyoruz ki kuşkusuz Allah'ın hidayeti odur hidayet. Yani ben okudukça sanki anlaşılıyor gibi algılıyorum. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Vav var orada. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ Ancak veya yine de diyelim vav için, vavı da içine alacak şekilde yine de yine de virgül sana gelen sana gelen minel ilmi وَلَاِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ yine de sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına tabi, ayetteki kelimeyi kullanmış olalım, tabi olursan şart وَلَاِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ olursan Allah'tan yana ne bir 150'de geçmişti. Ne için? Veli'yi değil mi? Ha, bu ifade 150'de vardı, doğru. Bulamadı. 150 yukarı doğru git. Neden bulamıyor? 150'de. Ha, 107. Hem sizin için Allah'tan ayrı ne bir veli ne de bir yardımcı var. Nasıldı bu ayetin Arapçası? Bilmedin mi göklerin ve yerin mülkün kuşkusuz Allah'a ait olduğunu? Elem ta'lem ennallaha lehu mulkus semawati vel ard? وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Bizimki nasıl? مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ Orada مِنْ دُون var. Dolayısıyla ayrı mayrı bir şeyler demişiz ama burada yok o. Yani Allah'tan ayrı. Şu ifade o ayette var. مِنْ دُونِ اللّٰهِ var. Ancak burada مِنْ دُونِ اللّٰهِ yok. Ancak kalan şu kısmını alabiliriz. Allah'tan yana ne bir veli ne de bir yardımcın var. مَلَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Yine de sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına tabi olursan Allah'tan yana ne bir veli ne de bir yardımcın olur veya var. Allah'tan yana ne bir veli ne de bir yardımcın olur. Okuyayım ayeti. Ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklardır. Ta ki sen onların inancına tabi oluncaya dek. De ki, kuşkusuz Allah'ın hidayeti odur hidayet. Yine de sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına tabi olursan Allah'tan yana ne bir veli
ne de bir yardımcın olur. Veli için ne demişiz orada? 47. Veli, sahip, hami, koruyucu, yakın arkadaş ve benzeri. Evet, katkılarınız varsa alayım. Yardımcın değil, veli. Nekre kullanılmış. Yardımcı. Vela nasir. Nasir de aynı şekilde nekre gelmiş. Allah'tan yana ne bir veli ne de bir yardımcı var. Mel, ha senin için leke var şurada, affedersiniz. Meleke. Ama onu kullandık, sana gelen bunca ilimden sonra ondan hevalarına tabi olursan, Allah'tan yana senin için, senin için ne bir veli ne de bir yardımcı olur. Vav için kullandım. Şu vav için kullandım. Evet. Yukarıdaki ayete gittik ya, onun gibi oldu. Meleke minallahi min veliyyin ve la nasir. Senin için Allah'tan yana. O zaman şöyle kullanmamalıyız. Şu ne gelince Türkçe'de yüklemi olumlu istiyor. Totalde anlamı olumsuz yapmak için. Yani hem burada neyi kullanırsak, hem de bu yüklemi olumsuz bitirirsek bu kez bu sefer olumluya döner. O zaman şöyle yapalım. Allah'tan yana senin için bir veli ve bir yardımcı yoktur diyelim. Aynı ayetteki gibi olsun. Neyi kaldıralım? Allah'tan yana senin için bir veli ve bir yardımcı yoktur diyelim. Ayetteki gibi olsun. Oradaki, yani olumsuz olsun yüklem. Allah'tan yana senin için bir veli ve bir yardımcı yoktur. Gerçi şu Türkçe'de böyle üst üste geldiği zaman böyle ifade edilmiyor. Hemen neye geçiliyor. Allah'tan yana senin için bir veli ve bir yardımcı yoktur. Yani yüklemi olumsuz yapmak istiyorsak başka şansımız yok. Yukarıdaki o deminki ayette de aynı durum mu söz konusuymuş? أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ. Evet. Orada da ma var. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Hem sizin için Allah'tan ayrı ne bir veli ne de bir yardımcı var. Evet, burada da yüklem olumlu. Ancak ayette yüklem olumsuz. O zaman yine şunlardan vazgeçmeliyiz. Ne? Çünkü yüklem cümlede önemli. Olumsuz cümleyi olumluya... Anlam doğru. Evet, anlam doğru ama yüklemimiz olumlu burada. Hem sizin için Allah'tan ayrı bir veli ve bir yardımcı yoktur. Burada da aynı şeyi demek durumunda kalacağız. Hem sizin için Allah'tan ayrı, şöyle yapalım, bir veli ve bir yardımcı yoktur. Hem sizin için Allah, toplam okuyayım. Bir, bilmedin mi göklerin ve yerin mülkünün kuşkusuz Allah'a ait olduğunu? Hem sizin için Allah'tan ayrı bir veli ve bir yardımcı yoktur. Yardımcınız ve şöyle yapalım. Daha önce. Şu birler için herhangi biri kullanalım. Belki daha toparlar. Ayette nekre ya. Hem sizin için Allah'tan ayrı herhangi bir veli virgül herhangi bir yardımcı yoktur. Böyle olsa toparlıyor mu? En azından kulak tırmalamasın. Hem sizin için Allah'tan ayrı herhangi bir veli herhangi bir yardımcı yoktur. Ancak bu kadar oluyor. Diğerinde yine de sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına tabi olursan Allah'tan yana senin için herhangi bir veli herhangi bir yardımcı yoktur. Meleke minallahi min veliyyin ve la nasir. Bu herhangi birler, kelimenin nekir olmasından çıkarıyoruz bunu. Veliyyin, nasirin. İstesek herhangileri de kaldırabiliriz. Şayet bir yetiyor ise o zaman deriz ki Allah'tan yana senin için bir veli, bir yardımcı yoktur. Ama yetmiyor. Herhangi bir veli, herhangi bir yardımcı yoktur.
Hocam neler de olmuyor hocam. Ne deyince yükleme olumlu getirmek durumunda kalıyor. Olmaz, o yanlış oluyor. Türkçede yanlış oluyor. Dallaç olarak kullanılıyor ya, bak, o yüzden herhangi bir sanki olmuyor ama. Yani yüklemi orada olumsuz getiremeyiz, yanlış olur. Benim ne arabam ne de evim var demek zorundasın. Benim ne arabam ne de evim yoktur dersen hatalı olur. Başka var mı? Ya bu şey inancını milletimiz ya da bunu açıklayalım noktada. Millet yazarsak, biz açıklasak bile onu okuduğunda zihindeki o potansiyel mana kendisini önceleyecektir ve biz ya dipnotu okumayanlar açısından o millet kalacaktır artık. Yani onların milletine yani uymak. İngilizce the lifestyle gibi yaşam tarzı olarak alınıyor. Zaten varsa alternatif bir kelime, ta ki sen onların yaşam stiline, ama çok şey olur. Yani millet gördük Kur'an'daki kullanımlarını, daha çok inanç sistemi. Yani İbrahim'in milleti zaten diyor. Zaten diyorlar ya, bunlar ayrı bir millet. Ayrı bir millet yani, ayrı bir fırka gibi, ayrı bir grup gibi. Ama bunlar ayrı yani, ama ayrılıkları şekillerinden, kıyafetlerinden, şundan bundan çok inanç yaklaşımlarını anlatıyor. Yoksa herkesin bir ayrılığı var. Renk bakımından, şu bu, coğrafya bak. Dinle ve milletle tamamen ilgili. Peygamberimiz yapmadı mı? Sarı şeklini değiştirmedi mi? Hayır, onu demek istemiyorum. Burada temelde, yani burada bahsedilen ayrılık öncelikle inanç sistemindeki ayrılık. Tamam, onun yansımalarını inkar etmiyorum. O ayrı konu. Ama tümünü içine alacak Türkçe'de başka bir kelime varsa olur tabii. Yani olur. İşte dedim ki, millet kullanırsak millet kelimesinin hali hazırdaki zihindeki var olan anlamı kendisini önceleyecektir. Bizim yani o zaman daha kötü bir duruma düşeceğiz. Yani bu millete uymak. Yani sanki politikalarına tabi gitmek gibi. Biz o kelime kullanmadığımız zaman sanki o kelime başkası sahipmiş gibi çıkıyor. Kur'an'ın kullandığına göre onun kaçacak tarafımız yok. Bizden açıklamasını yapalım da. Tabii mesela baştaki de hocam, hem Yahudi olduğu gibi aldınız ama Nasrani almadınız. Özellikle Maide suresinde Nasraniler, kim var Allah'ın Nasrani dediği soruyor zaten Allah-u Teala. Yani onlara özellikle Allah-u Teala Nasraniler diye tanımlıyor. Yani burada Hristiyan demek, Hristo veya Christmas olarak kullanmamız. Şimdi %100 yapma şansımız, böyle bir iddiamız da yok zaten. Amacımız hem ayetteki forma yakın durmak, hem de okuyucuya anlamı doğru aktarmaya çalışmak. Şimdi ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Bir saniye, biz burada da yüklemi biz olumlu yapmalıyız. Ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklardır diyemeyiz. Şöyle, ayrıca ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olur. Yani bu neyi de burada yanlış yapmışız. Bakalım Türkçe meallerde nasıldı? Ne ile kullanan var mı? Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden ona diye tabi olmak için asla senden razı olmazlar. Böyle nasıl kurmuşlar bunu? Bakın hem ne ile. Hocam orada bulunup Yahudiler sınırına gidiyor. Olsun, fark etmez. Onunla ilgili eklem. Olmaz yani. Benim bildiğim olmaz. Ama buradaki mealcilerin hepsi yanlış mı yapmış? Sen milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudi ne Hristiyan senden asla hoşnut olmazlar diyor. Diyanete bakalım. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla, evet bakın böyle. Diyanet meali doğrusunu yapmış. Şeye bakalım. Nasıl bilmem mealinde. Sen onların milletine tabi oluncaya kadar senden ne Yahudi ne de Hristiyanlar hoşnut olmazlar. Nasıl hoca? Yani yanlış gözüküyor. Ateş hocanınki de yanlış gözüküyor. Yaşar hocanınki, sen onların öz milletine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da, bakın daha çağdaş olan mealler ne ile kurmamışlar. Dolayısıyla biz de değiştirelim. Ayrıca Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla razı olmayacaklardır ta ki sen onların inancına tabi oluncaya dek. De ki kuşkusuz Allah'ın hidayeti odur hidayet. Yine de sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına tabi olursan Allah'tan yana senin için herhangi bir veli, herhangi bir yardımcı yoktur. Evet, başka bir katkınız var mı? Yani Allah tarafından size herhangi bir yardımcılık, herhangi bir koruyuculuk erişmeyecek anlamında. Türkçesi iyi olmuyor biliyorum. Mesela yukarıdakinde Allah'tan ayrı diye biliyorum.
Orada min dunillahi vardı ama. Allah'tan ayrı bir yardımcımız. Evet, oradaki yani bazı ifade biçimleri Türkçe ile uyuşuyor. Türkçede de var aynı kullanımlar. Bazıları yok. Şimdi olmadığı zaman ya Türkçedeki alternatifini seçeceğiz. Mesela ne diyeceğiz? Allah tarafından veya tarafından diyebiliriz mesela. Allah tarafından senin için herhangi bir veli, herhangi bir yardımcı yoktur. Doğru. Öyle desek daha iyi anlaşılıyor. Evet. Allah tarafından diyelim. Yanayı da kaldıralım. Olursan Allah tarafından senin için herhangi bir veli, herhangi bir yardımcı yoktur. Yani Cenab-ı Hak sana artık ne yardımcılık ne de koruyuculuk yapar. Başının çaresine bak, kim buluyorsan bul. Koruyucu ve yardımcı olması için gibi. Cenab-ı Hak ben çekiliyorum diyor. Şayet bunca ilimden sonra sen onların yoluna gidip uyacak olursan. Başka Allah'a mı? Karşı kullananlar var mı birkaç merdiven? Onlar da hani yaptığımız şeylere karşı, Allah'ın cezasına karşı seni herhangi bir yardımcı veya bir koruyucu evet. bulamazsın. Hı-hı. Bir hami bulamazsın. Evet. Yani burada Cenab-ı Hak aslında çok ciddi biçimde kulunu tehdit ediyor. Ve bizatihi Hazreti Peygamber'e sesleniyor. Böyle yaptığın takdirde onlara uyacak olursan ben çekilirim arkandan diyor. Şayet bana ihtiyacın varsa koruyuculuk bakımından, yardımcılık bakımından. Hazreti Peygamber de veya kullar da biliyor ki Cenab-ı Hak'tan ayrı zaten bir koruyucu ve yardımcı yok. O takdirde ortada kalırsın. Yapayalnız, çaresiz. Hocam bu kelimelerde tek kelimenin sıkıntısı yaşıyoruz. Parantezi kullanmadık. Hı-hı. Kesme aksi bir şartta kullansaydık ne zarar olur? Aynı iki mana verseydik. Hayır, kelimenin iki manası verseydik. Ya öyle mealler çok var. Bir, iki. Yani çok karışıyor. Böyle taksimler var. Taksimi okuyor, alternatifini okuyor. Yani tercih etmedik başından beri. Ne parantezleri ne taksimleri tercih etmedik. Başka var mı? Peki başka yoksa bu dersi burada bitiriyorum. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ve akta'nâ. Rabbena ve la tehmil aleynâ isran. Kemâ hamaltahu ala allezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته